Merhaba, ben Bilal. 20 yaşında fanatik bir Galatasaray taraftarıyım. Bu kanalda yıllardır hayalim olan, sevdalısı olduğum futbol takımının peşinde koştuğum anları paylaşıyorum. İzleyenlere yaşadığım sevinç, üzüntü ve hislerimi yaşatmayı hedefliyorum. Bugün ise Süper Lig lideri ve lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu 14 maçta 14 galibiyetle kıran Galatasaray'ın 118 yıllık kulüp tarihinin en önemli maçı olan Konyaspor maçına, ülkenin dört bir yanından gelen Galatasaraylı taraftarlarla birlikte coşkulu bir tribün yapmaya, gittiğimiz yeri Sami'ne çevirmeye Konya şehrine gidiyoruz. Hayatımda ilk kez gideceğim bu şehri birlikte gezip birlikte tribün coşkusunu yaşamayı planlıyorum. Birlikte yaşayacağımız yeni deneyimlerin gerçekleşebilmesi için kanalıma abone olup videoyu beğenip bir de yorum bıraktıysan arkana yaslan ve videoyu sonuna kadar izle. Gez dünyayı, gör Konya'yı demişler. Konya serüvenimiz başlıyor. İyi seyirler. Günaydın, günaydın. İstikametimiz İstanbul Havalimanı. Yıllardır seninle geldik her yere, Konya'ya, Gaziantep'e. Biz buradayız, yine varız, biz Galatasaray'dayız. Gelin gelin. Şu anda uçağımıza bindik. Uçakta business koltuğundayız. Baksana koltuğa bak. Bak bak. Boeing 737-900'e biniş yap. İlk defa bu uçakta uçacağım. 900 serisiyle biraz daha yere yakın ve uzun. İlk defa uçağız business'te. Vallahi bence çok rahat yani. Baksana bocak mesafesine falan bak oğlum. Arkada biz normalde zulüm çekiyorduk. Camdan baktın mı görüyorsun her şeyi de böyle. İnşallah sağ salim Konya'ya gideceğiz. Neler bekliyor bizi Konya'da. Medeniyetin beşiği, hoşgörünün diyarı, Mevlana'nın şehri, Konya'dayız. Bu yağmurları hiç sevmiyoruz ama inşallah kapalı hava birazcık olsun açılır ve biz de biraz daha böyle size Konya'nın güzelliklerini daha iyi bir hava durumunda, daha iyi bir hava muhalefetinde gösterebiliriz. Şimdi hızlı bir şekilde geçeceğiz çünkü ıslanmak istemiyorum ama şöyle bir Konya Havalimanı'nın girişinde de size görüntü alayım dedim. Konya'ya geldik abi. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Size hemen kalacağımız odayı tanıtmak isterim. Hemen yan tarafımıza döndüğümüzde bir tuvalet var. Tuvaletin normal ışığı yok. Yanmıyor, böyle loş bir ışığı var. Bakalım çalışıyor mu? Çalışıyor ama ben her ihtimale karşı getirdim. Duşa kabin falan filan. Tuvalet muvalet var. Hemen kafamızı çeviriyoruz. Oda! Odayı şöyle bir genişten baktığımız zaman böyle bir tekli yatak. Burada kameramanımız Efehan Altun kalacak. Burada çift bir yatak. Burada ben kalacağım. Bak böyle. Hop! Böyle atlayacağım buna. Burada bir dolabımız var. Şurada da bir yatak var ama onu göstermiyoruz. Çünkü şu anda yorgun olan Burak abi orada uyuyor. Şu an benim için en önemli olan yerlerden bir tanesi de burası. Ama maalesef koltuğum biraz aşağıda. Hani burada editi yapacağım. Şu an mesela şu an bu izlediğiniz yerleri. Şu an saat 10.30. Maç günü sabah. Hemen bu izlediğiniz şu an buraya kadar olan kısmı editleyeceğiz. Daha sonra Cuma'ya gideceğiz. Maç vaktine kadar da gezebileceğimiz yerleri göstereceğiz size inşallah. Daha sonra da zaten maça gideceğiz. Üstümde de gördüğünüz gibi rahat bir Icardi. Bakalım bu akşam Icardi mi Zaniolo mu? Kim neler yapacak? Abdülkerim mi? Eski takımına karşı. Bu arada Abdülkerim Bardakçı'da özel bir saygı göstermek istiyorum. Gerçekten müthiş bir oyuncumuz. Abdülkerim seni seviyoruz. 42 numara. Bakalım eski takımına karşı bugün Abdülkerim nasıl oynayacak? Her gün diyorsunuz ki kardeşim üstüne yapıştı. Artık bunu giyme, etme vesaire vesaire. Arkadaşlar bu güzel ki giyiyoruz yani. Ayrıyeten de kış zamanında dışarıda yağmur yağıyordu zaten. Giyilecek bir şey yani. Ama bugün GS Store poşetimiz burada. Yeni şeyler aldık abi. Hemen şöyle göstermek istiyorum size hızlı bir şekilde. Nike Galatasaray hırkamız var. Müthiş bir şey bu ya. Dur bakayım. Bugün maç günü yoksa bunları mı giyiyoruz ha? Tişörtümüz var. Kırmızı. Çok güzel gerçekten bu da. Ve alt var. İlk defa Galatasaraylı bir altım var şu an. Bakalım. Geçmiş otel tecrübelerime dayanarak da şöyle bir ev terliğimi almış oldum gördüğünüz gibi. Terliklerim 10 numara abi. Rahat. Şu an adeta ev konforunda yaşıyorum.
yes yes yes. Videoyu kısa bir süreliğine bölüyorum dostlar. Biliyorsunuz ki günümüzde bir ürün satın almak, seyahat etmek, bunların hepsi büyük bir maliyet. Biz de bu maliyetleri karşılamak için ek gelire ihtiyaç duyuyoruz. Peki ek gelir nasıl kazanılır? Bunu biliyor musunuz? Sizlere ek gelir elde etmekle alakalı içerikler üreten ve sadece Binomo platformunu kullanarak işlem yapan Ubigi kanalından bahsetmek istiyorum. Kanala göz attığımızda akıcı ve açıklayıcı şekilde trading öğrettiğini görüyoruz arkadaşlar. Ben bu kanalı birkaç aydır aboneyim ve öğrettikleriyle ufak bir miktarla da olsa trade yapmaya başladım. Zamanla yatırımlarımı nasıl büyütebileceğimi de öğrendim. Ekranda gördüğünüz Ubigi kanalı sizlere ek gelir elde etmeyle alakalı merak ettiğiniz her şeye çok yardımcı oluyor. Siz de Ubigi kanalına abone olun, trade topluluğuna katılın ve nasıl ek gelir elde edilir bunu öğrenin. Kanal linki açıklama kısmında mevcut. Bir tane bıçak arası söyledik, iki tane de etli ekmek söyledik. Artı mezeler zaten bunlar klasik ama ben mesela sevdim. Mesela şunu, turbu çoğu yerde görmüyorum. Bıçak arasını ben önce bir tadmak istiyorum. Hemen tadıyorum abi, çok özlemişim bunu ya. Yani pideler benim özel ilgi alanım zaten. Bıçağın arasında. Ben bunu neye benzetmiyorum ki? Kayseri'deki cıvıklıya. Ama Kayseri'deki cıvıklı biraz daha serti tabi bunu. Daha çıtırı. Abi biz zaten karnımız aç ama ben gerçekten çok beğendim şu an bunu ya. Kendi hemen Konya etli ekmeğinden yiyeceğiz abi. Bunu tadına bakalım. Sömsün mü? Bura boşuna fullü yıldız almamış. Güzel. Gerçekten beğendim yani. Fandayızın kamerayı kapatalım. Yıllardır seninle geldik her yere diyoruz. Konya'ya, Gaziantep'e, Konya'nın ilk deplasmanını kendi şahsım adına. Gelmiş bulunmak aktif. Konya stadyumu hemen arkamızda. Bayağı güzel bir stadyum dizaynı var bu arada, böyle ledli metli yani. Bakalım deplasman nasıl olacak? Son 1 saat kaldı maça. Hemen hızlıca koşmamız lazım. Haydi. Ha, bir şey söylemeyi unutuyordum. Videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bugün 42 bin like gelir mi? Niye gelmesin abi? Konya'nın plakası ya. 42 bin like. Bence olabilir. Herkes videoyu beğensin ve kanala abone olsun dostlar. Deplasmana giriyoruz. Her zaman en büyük sensin olemde. Arkadaş bu müziğin sesi ne ya? Gene bak, Sivas'ta da böyleydi ha. Hüseyin abi geçen haftadan beri arıyormuş. Buraya nasip oldu. Kaç biter. Ben gol yemeyeceğimizi düşünüyorum. İnşallah 3-0 bizim olsun. Valla ben de. Çok mutluyum. 3-0 veya 4-0 içinden geç inşallah. Teşekkür ediyoruz Hüseyin abi. Hoş geldiniz. Çok seviyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Allah razı olsun. Oh!
Sivas Kayseri deplasmanlarından. Skor tahmini var. Hadi bakalım. Bak sana bir detay vereyim. Her yerin ısınması yanıyor da plasmanın yanmıyor bak. Yani ne diyeyim? Yanmıyor bak. 4, 6 tanesi yanmıyor, hepsi yanıyor. Yani neden mesela biz insan değil miyiz? Gerçi o kadar soğuk değil benim için şu an. Hadi hadi hadi. Rahat ya. Sergio Aguero'yu Sergio Aguero. İptesi. Partide kavga etmiştik sadece. Allah'ım sana böyle terlemedim abi.
Abi işte Galatasaray böyle bir şey yani. Ya gerektiğinde çıldırıyorsun, deliriyorsun, ne yaptığını bilmiyorsun ha. Ya müthiş bir hissiyat ya, müthiş bir duygu ya. Yeme lan yeme! Ya bir şey olmaz, bitti abi, bitti. Bitti. Rahatlık abi. Galatasaray böyle bir şey işte abi. Oh. Fena başladık Klasman, bakalım bu maçtan nasıl devam edecek. Haydi müthiş bir ya. Abi o neydi öyle ya? Valla bu oyun şokundan geçemedim ya. Ne yaşadık ya? Cimbot! 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 Biter. Ama ben 3-0 demiştim maç. Icardi'nin golü var. Icardi'nin golü var. Banko. Yolunda. Zaniolo yolu. Bu kadar abi, oyuncumuz var ki. Öyle bir takım olduk ki Zaniolo yedekte kardeşim. Yani senin tercihine bak Zaniolo. Teşekkür ederim bu taraftan. Atıcı ver. Hadi. El.
abi. Raşitsa 2 atıyordu ya. Raşitsa senin var ya. Gol. Çizgiyi göster. Santrayı göster. Takımın defansı sıkıntıda. Takımın gol atma isteği yok ya. Hadi be. Valla bak hadi atmayı bırak yiyeceğiz gibi hissediyorum valla. Bu gelsin. Vallahi kalp krizi geçireceğim. Ne yapıyorsunuz lan siz lan? Lan siz ne yapıyorsunuz lan? Allah razı olsun ya. Geçer ya. 3 tane top geldi. 3'ünü de hemen. Yok yok. Topun geri dönmüyor. Neredeler maçı abi? Bıraktılar maçı ya. Allah! Hani geçtiğimiz hafta maalesef bir sıkıntı sezdik de aslında Kasımpaşa maçında.
olsun Galatasaray. Biz yine geleceğiz senin yoluna. Sen şampiyon gibi olacaksın. Nazarlık olsun. Birazcık valla moralim yani çok aşırı bozuk. İlk defa burada. Ama her şeye rağmen dediğim gibi sen şampiyon olacaksın. Bu da nazarlık olsun. Cimbom buraya diyeceğiz. Aşk edin şey demeyeceğiz. Başka bir şansı yok lan.